Bu dersimizde oyunda yukarıdan aşağı inen bir tetromino varken o taştan bir sonraki tetrominoyu yani taşı ekranda navigasyon bölümünün solunda gösterme işlemi yapacağız. Yani bir sonraki taşı ekranda göstermek için gerekli olan işlemleri yapacağız bu dersimizde. Öncelikle next tetromino olarak bir değişken oluşturacağız. Bu bir sonraki tetromino'nun current tetromino şu anda ekranda yukarıdan aşağı inen olacak. Next tetromino da bir sonraki tetromino olacak. Hemen altına oluşturabiliriz. Yani biz aynı anda iki tane tetromino oluşturacağız. Bunu bir sonraki olarak senaryoya eklemiş olacağız. Bu da bir oint değişkeni. Öncelikle hemen bir tetromino bildireceğiz ve bunu next tetromino'ya aktaracağız. Daha önceden mat nokta floor yani ondalık rakamı at ve bu işlemden sonra mat nokta random 0 ile 6 arasında oluşturması gerektiği için çarpı 6 işlemini yapacağız. 6 tane elemanı, 7 tane elemanımız var çünkü. 6 yaptıktan sonra oluşturacağız. Şu anda aslında oyun Ctrl Enter yaptığımız andan itibaren bir tane oluşturmuş olduk. Hep baştan bir tane oluşturduğumuz için sürekli bir sonrası bir sonrasını da hafızada tutarak işlem yapacağız. Yani current tetromino ile next tetromino sürekli dolu olacak. Ama her generate tetromino da tetromino artık bilgisini random olarak almayacak. Bir sonraki next tetromino'dan alacak. Yani biz hemen gelelim. Land değil. Hemen aşağı bölüme gelelim. Generate field da değil. Bayağı aşağılarda kalmış. Generate tetromino yani alttaki land olduğu andan itibaren düştüğü andan itibaren yenisini oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi biz current tetromino'yu buradan ne yapmıştık? Random olarak oluşturmuştuk. Fakat biz random olarak artık bir sonrakini kullanacağımızdan dolayı generate tetromino içerisinden artık bunu kapatıyoruz. Current tetromino next tetromino'nun değerini alıyor. Ve biz sürekli next tetromino'yu da güncellemiş olacağız. Hemen next tetromino'yu da tekrar yeni bir değer vererek mat.floor mat.random çarpı 6. İlk açılışta next tetromino'yu bir değer atadık. İlk taşta da next tetromino'yu current tetromino'ya atamış olduk. Artık next tetromino ile current tetromino eşit. Bir sonraki oyunda tekrar bu işlemi olabilmesi için next tetromino'ya yeni bir değer atadık. Yani bir sonraki taşı gösterdik. Bu işlemden sonra bir şeye dikkat etmemiz lazım. Artık çizme işlemini yani generate tetromino dışında bir sonrakini de çizmemiz gerekecek. Bunun için hemen bir fonksiyon tetikleme işlemi yapalım. Bunun için draw next tetromino fonksiyonu çalıştıralım. Bunun ismini kopyalıyorum ve yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Private function. Ve oluşturarak içine yazarak devam edeceğiz. Öncelikle daha önceden ekrana next ismiyle eklenmiş bir obje varsa bunu temizlememiz lazım. Çünkü biz öncelikle next tetromino sprite eşittir new sprite ekranın köşesinde göstereceğiz. Yani navigasyonun sol tarafında mevcut Tetris alanının altında göstereceğiz. Sol altta göstereceğiz. Bunun için hemen yeni bir sprite oluşturduk. Sprite'ın x koordinatını bildireceğiz. Bunu 20 piksel soldan 20 piksel next t'nin y'si de yaklaşık 600 piksellik 20 çarpı 30 20 satırımız var. 30 piksellik bir ölçümüz var. Hücrelerimiz var. 600 piksel yapar. 625 piksel dediğimiz andan itibaren oyunun üzerine denk gelmemiş olur. Daha sonradan da görsel olarak istediğimiz gibi bunu değiştirebiliriz. Bunun ismini kontrol edebilmek için mutlaka bir name veriyoruz ki kontrol etmesi daha rahat olsun. Next ismini verebiliriz name'ine. Ve bu işlemden sonra @child'la next tetrominosu ekrana eklemiş oluyoruz. Çizme işlemini yapacağız ama çizme işlemini yapmadan önce üst üste gelmemesi açısından daha önceden yerleştirdiğimiz bir name'i next olan bir obje var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Get child by name.
this.getChildByName diyebilirim. stage.getChildByName diyebilirim. Şu anda bulunduğum seviyede obje kontrol etmek istediğim için başına getChildByName'in başına herhangi bir yol bildirmek zorunda değilim. İsmi next olan null değil ise hemen demek ki daha önceden ekranda var ve bunu hemen temizlememiz lazım. Bunun için getChildByName next'i temizlemiş oluyoruz. Artık çizme işlemine başlayabiliriz. Çizme işlemi içerisinde daha önceden draw tetromino'da yaptığımız tekniği kullanacağız. Yani hemen alt bölümde yaptığımız tekniği kullanacağız. Fakat burada rotation current rotation'ı sabit. Çünkü ilk ekranı biz ekrana göstereceğiz. Yani gösterim sırasında ilk şeklini, ilk halini göstereceğimiz için bunu sıfır olarak kullanacağız. Aynı zamanda tetromino'nun CT, current tetromino değil, next tetromino değerini kullanacağız. Bunlara dikkat etmem lazım. Dikkat etmek lazım. Hemen döngülerimizi manuel olarak yazalım. Kopya yaparsak, copy paste yapıp yerlerini değiştirirsek karışıklık olabilir. Bu sebeple point 0 i küçük tetrominos içerisinde next tetromino id'sine sahip olan ve ikinci sıradaki de bizim için hep ilk halini, current rotation'ı her zaman ilk halini göstermek istediğimiz için 0 kullanıyoruz. Length i++ ve tekrar bir for döngüsü içerisine alıyoruz. Çünkü satır ve kolon olarak çizeceğiz. 4'e 4'lük bir grafiğimiz olduğunu hatırlıyorsunuz. Ve bu sefer de j'yi kullanıyoruz tekrar. J küçüktür. Bu arada küçüktürle çift tırnak klavyemin üzerinde yer değiştirdiği için küçüktüre basıyorum çift tırnak çıkartıyor. Çift tırnağa basıyorum küçüktür çıkartıyor. O yüzden bazen küçüktür yerine çift tırnak yerine küçüktür gibi yazıp silebiliyorum. Böyle bir karışıklık var klavyemin içerisinde. Tetrominos'un içerisinde next tetrominos ve bunun içerisinde 0 ve i'ninci karesini buradan içeri yazmışız. Dışarı alacağız tabii ki. Şöyle dışarı aldık ve length j++. Ve artık çizme işlemine başlayabiliriz. Fakat çizme işlemini yaparken dördüncü seviyedeki şu anda 1, 2, 3 dördüncü seviyedeki değerin 1 olması gerekiyor. Biz çünkü map'te 0 ve 1 çıkarttık. 1 olanları şeklini çizeceğiz. 0 olan kutucukları boş bırakacaktık. Bunun için yine tetrominos içerisindeki next tetrominos'ta sıfırıncı i'ninci ve son olarak da son seviyeye j tekabül ettiği için j'nin 1 olduğu durumlarda artık next t'nin çizimine başlayabiliriz. Öncelikle en üst seviyede bir border yapmamız gerekecek. Bunu unutmamamız lazım. Line style içerisine daha önceden de belirlediğimiz gibi 0 0x 0 0. Evet, şimdi artık begin fill'ı çizebiliriz. Renk olarak colors içerisinden kullandığımızdan dolayı yine aynı mantıkla colors içerisinden kullanacağız. Bu sefer current tetromino değil next tetromino'nun indeksine sahip olan rengi burada belirteceğiz. Bu işlemden sonra yine t'nin draw rectangle'ı kullanacağız. Ve x, y, width ve height ölçüsü isteyecek. Bu daha önceden de belirttiğimiz gibi ts çarpı j, x koordinatı yatay satırları ilgilendiriyor. Satırlar da j'yi ilgilendiriyor. Tekrar ts çarpı i virgül ts virgül ts. Kare olduğundan dolayı ikisi de ts olacak. Ve artık çizimi sonlandırmak gerekecek. Ve şu an itibariyle çizim işlemini bitirmiş, ekrana yerleştirmiş olduk. Şimdi testimizi yapalım. Unuttuğumuz bir şey var mı yok mu? Bunu da görmüş oluruz.
Evet, ekrana çizdik. Gördüğünüz gibi bir sonrakini gösteriyor. Aşağı doğru getirelim. Acaba aynı. Ve şu an itibariyle gördüğümüz gibi bizim bir sonraki gösterdiğimizi ekranda çizmiyor. Yani kendisi yine random seçiyor. Ekrandaki sürekli olarak değişmiyor. 3 tane aynı denk geldi. Nasıl bir tesadüfse. Evet. Tekrar test etmek istiyorum. Çünkü karışıklığı tam anlamak lazım ki buna göre kodlarımızı varsa eksikliği düzenlememiz lazım. Şimdi bir sonrakine ilk seferde bir sonrakine Z gelmesi gerekiyor. Yani bundan sonra Z gelmesi gerekiyor. Evet, Z geldi ama şu andakiyle şu an mevcut şu andakiyle aynısı geldi. Yani bir önceki Z gelmedi. S gelmedi, Z geldi. İlk seferde bir hata var. İkinci seferde hata yok gibi. Yani ikinci taş ve sonrası için hata yok gibi geliyor. Tekrar testimizi yapalım. Acaba T gelecek mi? Gördüğünüz gibi T geldi. Ben J'yi de kontrol edeceğim. Eğer bir aksaklık var mı yok mu diye. Gördüğünüz gibi aynısı geldi. Sanırım ilk seferde sorun var. Yani ilk ekrana yerleştirdiğimiz, çizdiğimiz grafikte sorun var. Hemen next tetromino değerinin tetromino çizmeden önce elde etmemiz lazım ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Şimdi tekrar testimizi yapalım. Bir öncelik sıralaması karışıklığı yapmışız burada. Evet, ilk seferde şu anda L gelirse sorunumuzu düzeltmiş oluyoruz. Ve gördüğünüz gibi L geldi. Acaba ikinci sistemi L orada çakılı kaldı. Evet, şu anda uygulamamız çalıştı. Random'ı genelde aynı. Benim şansım artık random'da aynı denk geliyor. Ve gördüğünüz gibi artık bir sonraki yapıyı da kullanabiliyoruz. Ve son olarak gördüğünüz gibi oyun bittiği andan itibaren artık mouse'un ve timer eventini durdurmamız gerekecek. Hemen çizme işlemini yaparken bu timer'a bir kontrol eklememiz gerekecek. Çünkü CanFit ile bittiğini, bitip bitmediğini kontrol etmemiz gerekecek. Öncelikle hemen kontrolümüzü yerleştirelim. Mevcut bilgileri göndererek acaba bir sonraki aşamaya yapabilir mi, yapamaz mı? Bunu kontrol edeceğiz. Ve şu andaki current rotation'ı göndereceğiz. 3 tane parametre. Eğer true gelirse biz tekrar devam edeceğiz. Eğer gelmezse demek ki artık bu taşın oluşturacağımız taşın olduğu bölgede herhangi bir oluşma yeri olmadığı için artık en üst satıra geldiğimiz için artık gördüğünüz gibi game over true, yani oyun bitti. Şimdi testimizi tekrar yapalım. Ve oyunumuzu hızlı bir şekilde bitirelim. Bakalım. Oyunumuzu hızlı bir şekilde bitirelim. Evet. Bir tanesi direkt taşın üzerine yerleşiyor. Burada draw tetromino'yu demek ki kontrol etmemiz gerekecek. Yani önce çizmeden önce bu işlemi kontrol etmesi gerekecek. Bunu da düzelttikten sonra artık oyunumuz şu an itibariyle bitmiş oluyor. Yani draw işlemi sıralamasını değiştirmek zorundayız. Ya da şöyle yapalım. Buraya aldığımız andan itibaren artık yeni bir tetromino'yu çizme işlemi olacak. Game oyun bittikten sonra yeni bir tetromino'yu çizmesine gerek yok.